Bekir Azar, togumuzla tüfeğimizle geliyoruz. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Temmuz 2022'de savunma konularında başka ülkelerden ders almamız gerekiyor diyordu. Peki Güneş batmayan İmparatorluk olarak adlandırılan dünyanın en büyük sömürgeci ülkelerinden biri olan İngiltere hangi ülkeden ders almalıydı? İngiliz Bakan Wallace tereddütsüz ders verecek ülke olarak hiç utanmadan ve çekinmeden adresi gösteriyordu o açıklamasında. Türkiye diyordu. Nedenini de şöyle açıklıyordu. Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana, Bayraktar TB2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın, bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe tedarik hatlarını ve lojistik üstlerini hedef alan operasyonlar yaptı. Bu kadar mı? Hayır. Devam ediyordu Wallace. Türk İHA'ları, geçen yıl Temmuz ayında Libya ulusal ordusunun kontrolündeki Cufra havaalanını vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarıyla iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Wallace hızını alamıyordu. Bakın neler söylüyordu? Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve elektronik harbi, hafif silahlı ihaları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. 3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipmanla tesisler. Bu tablo savaşların seyrini etkileyen oyun değiştirici niteliktedir. O Wallace, İngiltere Savunma Bakanı olarak geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına koştu. İnsansız hava araçlarımızın gücünü tüm dünyaya gösteren Baykar standını ziyaret etti. Üzerine basa basa tekrar etti. Türk İHA'ları modern savaşları önemli ölçüde değiştirdi dedi. Ankara'nın bir ziyaretçisi daha vardı. Üç gün önce İsrail Savunma Bakanı Benny Türkiye'ye geldi. İsrailli Bakan altını çizerek, Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyoruz dedi. Ve dört gün önce, Amerika'nın geleceğin AB liderliğini hazırladığı, Almanya'dan binlerce askerini çekip yığınak yaptığı Polonya'nın savunma bakanı, Mayrus Blasak'ta sevinç ve coşku dolu bir paylaşımda bulundu. Bayraktar TB2'lerin fotoğrafını yayınlayıp altına ''Geliyorlar, beklemede kalın'' diye yazdı. Polonya halkına Türkiye ile yaptıkları 24 Bayraktar TB2 anlaşmasının müjdesini böyle gururla duyurdu. Ve yakında Türk Askeri Birliği'nin Polonya'da hava polisliği görevine başlayacağını dünyaya ilan etti. ''Evet, geliyoruz.'' herkes beklemede kalsın. Ve beş gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin 120 Bayraktar TB2 için toplam 2 milyar dolar bütçe ayırdığını Körfez medyası yeryüzüne duyurdu. Uzun menzilli balistik tayfun füzesini denedik bir hafta önce. Atina ayağa kalktı. Başkentimizi rahat vuracak güçte diye. Başkan Erdoğan bu daha ne ki sırada olanlar var dedi. Bakan Varank, biz zaten başka füzeleri de üretmiştik dedi. Bildiğimiz ve bilmediğimiz daha neler var? Dünyayı alıştıra alıştıra açıklanacak. Savaş gemisi yapan dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Tankımızla, topumuzla, yerli üretimle, Şaha kalktık. Kendi uçaklarımız yolda. En iyi otomatik tüfekleri üreten ülkelerin arasında artık Türkiye'de var. Binlerce tüfeği milli savunma envanterine soktu. Eh bir de yerli arabamız tok sahne aldı. Milyarlarca dolar cebimizde kalacak, yurt dışına gitmeyecek. Sadece İstanbul Belediyesi artık yerli araba TOG kullanacağım kararı alsa ihya olacağız. Gerisini siz düşünün. TOG CEO'sunun açılışta gözyaşlarını gördünüz. O gözyaşlarına iyi bakın. Bu ülkeye, batı aşkına tek çivi çaktırmayanlar, her girişimi engelleyenler, çöpe atanların, içimizdeki iddiatçı kafa işbirlikçilerin tükendiğini gösteren en güzel belgedir o gözyaşları. Togumuzla tüfeğimizle geliyoruz. Kendi arabamızı üreteceğiz diye bu ülkede birileri ayağa kalktı. İtibarsızlaştırmak için kendini yırttı. Siha üretenleri yargılayacağız diyen bir muhalefet hortladı bu memlekette. Türkiye'ye hücum eden ve kapımızda sıraya girip övgüler düzen savunma bakanlarını göre göre duya duya hem de bakıyorlar ama görmüyorlar. Duysalar da kahrolup saldırıyorlar. Peki ama neden? Çünkü onların kalpleri bu ülke için her yapılana kapalı. Çünkü o kalpler mühürlü. İttihatçı kafa olmak işte bu. Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesine düşman böyle bir kafa yok. Bekir Azar, Takvim Tamer Korkmaz Meral Hanım, Amerikan James Bond ve Hintli İngiliz Başbakan Rishi bu sinemada. Akşener'in masaya davet ettiniz geldik, sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim şeklindeki feveranı altılı ganyan masasını fena çatırdattı. Halk TV ekranında İsmail Küçükkaya'ya aynen şöyle dedi. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışanlar da sağcılar diye bir kavram çıktı. Masada bulunalım, iktidarı kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. İP Genel Başkanı işte bu yakınmalarını İpin ucu kaçtı cümlesiyle tamamladı. Yani bir tek yolcudur Abbas bağlasan durmaz demediği kaldı. Çok alametler belirdi. Meral Akşener başörtüsü çıkışına gerek yoktu lafıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çizik daha attı. Başından beri kazanacak, seçilebilecek aday vurgusu yapıyor ya, tüm bunları alt alta yazdığımızda Meral Hanım'ın Kemal Bey'in ortak adaylığına vize vermeyeceği neticesini çıkarmamız hiç de zor değildir. Mr. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinde ortak adaylık hülyası için icazet alamadığı anlaşılmıştı. Meral Akşener'in son açıklamaları bunun üzerine tuz biber ekti. Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından İP heyetinin Amerika ziyaretini de bu kısma not edelim. 007 Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, James Bond'la özendi. Elçi, Kapalı Çarşı'nın çatısında koşarken çekilen fotoğrafını James Bond serisinin 2012'de çekilen Skyfall 007 filmindeki benzer sahneye gönderme yaparak paylaştı. Bond'u canlandıran Daniel Craig'den sonra ipini kıran çatıya çıkıyor yahu. Filmcilerden 10 yıl sonra Jay Flake de kiremitleri kırmış mıdır? Mormon Moon CIA Flake, S-400'ler bahsinde Türkiye'yi tehdit eden bir mendeburdur. Unutmuyoruz. Mr. Flake, geçmişte Afrika'daki iki ülkede Mormon tarikatı misyoneri olarak görev yapmıştı. Şimdilerde 007'liğe özendiğine göre, örneğin Afrika'da CIA içinde çalışmış mıdır acaba? Fethullah'ın 1992'deki ilk Amerika ziyaretinde görüştüğü Yahudi diplomat Abramovitz, CIA kökenliydi. O görüşmeyi ayarlayan Kasım Gülek ise Mun tarikatının Türkiye temsilcisiydi. Mason biraderler. 1950-59'da CHP'nin genel sekreteri sıfatını taşıyan Kasım Gülek bir masondu. 27 Mayıs darbesinin öncesinde CIA ile irtibatı sağlayan bir derin barondan söz ediyoruz. Türkiye'deki görevine 1959'da başlayan CIA ajanı Paul Hansen Ankara'daki en yakın dostuydu Mr. Gülek. Kasım Gülek Fetullah'ı 1975'te İzmir'de loja efendi yapmıştı. Turkish medyadaki elemanlar. Jeff Flake vesilesiyle hazır şu 007 bahse açılmışken soralım. Sahi medyamızda acaba kaç adet 007 var? Liste başı Ertuğrul Özbaydın'ın kulakları çınlasın. Göğsünü gere gere Amerikancıyım diyor zaten. En iyi belge itiraftır. Ertuğrul'un çok takdir ettiği Mr. Sedat Plüs Sergin'in ise örneğin Amerika'nın Ankara'daki elçisi olsa hiç yadırganmaz cuk oturur. Plüs Sergin Amerika'nın Türkiye'deki daimi büyük elçisi gibidir. Eh ne de olsa gölge siyahi diye tanımlanan Stratford'ın TR-323 plakalı elemanıdır. Kimyasal müfteri Sezgin Tanrıkulu'nun plakasını çoktan ezberledik. TR-705 Dingleter'de ayın başbakanı. İngiltere gömlek değiştirir gibi başbakan değiştiriyor. Geçen Temmuz ayında istifa eden Boris Johnson'dan başlayıp hesaplarsak Londra son 4 ayda 3. başbakanını kuşandı. Mr Rishi Sunak çiçeği burnunda kral 3. Charles'ın ilk başbakanı oldu. Amerika'nın başkan yardımcısı Hint kökenli Kamala Harris'ten sonra şimdi de Hindu bir İngiltere başbakanı. Amerika-İngiltere ikilisi için hayli enteresan bir durum. Tesadüf deyip geçemezsin. Bir de şu, Hindistan 1947 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesiydi. Dedeleri Hindistan doğumlu olan, muhafazakar partiden çılgınca zengin bir politikacı, şimdi İngiltere'nin başında. Kaderin cilvesidir. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak